Efendim, herhangi bir şekilde sanatla uğraşan arkadaşlar muhakkak 100-120 liranın üzerindeki bir trilinle ancak gerçek işlemi yapabilirler. Düzgün bir işlem yapabilirler. Piyasada birkaç model var. Hani bu modelleri şöyle göstermek için şöyle açıyorum efendim. Şöyle gösteriyoruz. Efendim, arka kısmı şöyle açılan, hani kolay temizlenenler, piyasada tanıtımını yaparken gösteriyordur arkadaşlar size. Efendim, arkası hareketli olan trilinler. Efendim, şöyle ince nazik arka kısmı kemikten olan, yine şöyle ayarlı, bakın üst kısmı numaralı. Bu numaralara göre incelik ayarı. He, bu ne işe yarıyor efendim? Bir işi yaparken diyelim ki 4 numarada yaptıysak, 4 diye eserin yan tarafına işaret koyduğunuzda kaldığınız yerden aynı 4 numarayla devam edebilmeniz için güzel bir kullanış sağlıyor yine. Efendim, trilinimizin her iki ucunun şöyle yan olarak tutuyorum. Hatta şöyle ekrana yanaştıralım şöyle. Şu görmüş olduğunuz her iki ucunun aynı hizada olması gerekli ki düzgün kullanabilin arkadaşlar. Birinden biri kısa ya da uzun olursa, sivri ya da kör olursa trilini rahat kullanamazsınız. Bunu da belirtelim. Bir diğeri de yine piyasada, hani şu anda ucuzlarda mı artık bulunuyor mu bulunmuyor mu bilmiyorum. Cağaloğlu Hakikat'te vardı bu. Bakınız şöyle gösterelim onu da. Efendim, üst kısmı gördüğünüz gibi ayarlı. Şöyle yapayım. Işık yansımasın istiyorum ama orada yansıyor, gene şunu alayım ben. Şöyle koyuyorum. Üst kısmı ayarlı. Parmağınızı yaslayabileceğiniz bir bölgesi var. Yani çekerken şöyle parmağınızı, şöyle yapıyorum. Parmağınızı yaslayarak çekebilirsiniz. Bir de öyle trilinimiz var. Hangi trilin kesenize uygun ise o tarzda, ama dediğim gibi rakamsal olarak o rakamların altında olmayacak şekilde bir triliniz olması gerekiyor. Bilhassa Ebru çalışan arkadaşlarım, onlar efendim cetveller çekiyorlar. Yine aynı şekilde hat çalışan arkadaşım yine cetveller çekiyorlar. Ve teslip çalışan, minyatür çalışan arkadaşlarım için, bizim için trilin çok kıymetli bir materyal. Şimdi efendim, bunları gösterdikten sonra altınlarımıza gelelim. İki çeşit altınımız var demiştik. Birisi ezilen altınlardan, diğeri de efendim transfer altınımız. İkisinin arasındaki fark hemen gösterelim. Normal bizim ezdiğimiz ve aynı zamanda teslim işlerinde kullandığımız, şöyle açıyorum. Gördüğünüz varak altın, gördüğünüz gibi uçuş uçuştur. Hareket ettirirseniz bu altın şöyle katlanır, açılır ve uçuşur. Eğer transfer altın yoksa bununla yapabilir miyiz? Elbette yapabilirsiniz. Onun için plastik erkek tarağını, hani şöyle küçük erkek tarakları vardır ya, onu şöyle kumaşta elektriklendirip tutturup o şekilde bırakıyoruz alanın üzerine. Nasılmış? Efendim, bunu üstümüzdeki kumaşın üzerine şöyle yapalım. Şöyle elektriklendiriyoruz plastiği. Elektriklendirdikten sonra birazcık ısınıyor ya, ısındıktan sonra altına tuttuğunuzda altın ona yapışır. Kaldırdığınızda ucuna yapışık olur. Bu şekilde üzerine bırakıp da yapıştırıyoruz. Eski dönemlerde böyle yapıyorduk. Kemik taraklar vardı. O kemik tarakları şöyle elektriklendirip hemen alıp altını yapıştırıyorduk. Tabii doku olarak daha buruşuk bir şekilde oluyor. Neden? Hareketli ve uçuşan bir vaziyette olduğu için sabit bir şekilde olmuyor. Ama şimdi bu yeni dönem dediğim tabii size göre eski ama bana göre yeni dönem diyelim. Transfer altınlar gördüğünüz şekilde şöyle defterin arasında efendim sabit bir biçimde, şöyle alıyorum. Alt kısmındaki bu genişlik ve üst kısmındaki küçük dar alan bize altını tutmaya yarıyor. Uçuşmuyor. Alana sabit, kullanımı çok kolay ve dümdüz pürüzsüz bir alan veriyor. Bakın ne güzel, geceye doğmuş bir güneş gibi ışıl ışıl parlıyor efendim. Şimdi bu da böyle bir altınımız. Demek ki en mantıklı olarak kullanacak olduğumuz altın bizim için transfer varak altınmış. Şimdi
altını sipariş ederken arkadaşların varak altını istiyorum derse, arkadaşlar bir diğer altını göndereceklerdir size. Transfer yapıştırma altını olarak söylerseniz ancak arkadaş bu defteri algılar. Fiyat olarak da ikisinin arasında evet fiyat farkı vardır sevgili arkadaşlarım. Şimdi efendim bunu da gösterdik. Altınımızı da belirttik. Efendim çalışırken nasıl bir sistemle çalışıyoruz efendim? Nasıl başlıyoruz? Şimdi cetvelleri de bir göstermek istiyorum. Geçen hafta bazı arkadaşlar tam algılayamamışlar. Şimdi normalinde şöyle küçük bir cetvel, ben küçük bir alanı göstereceğim diye, ama bakın şöyle cetvellerimiz var ve bu cetvellerin şöyle koyuyorum. Ekranda da siz göreceğiniz gibi şuradaki alanda bakın bir çıkıntı girinti bir bölümü var. Çukurlu bir bölümü. Buraya biz oluk deriz. Cetvelin oluğu deriz. Bu oluk bana miksiyonu kullanırken dağılmama sağlıyor. Çünkü ben bu cetveli ters çeviriyorum. Ters çevirdiğim zaman bakın şöyle göstereceğim. Bakın altına girebiliyor. Şöyle koyayım cetveli. Şuradaki alanda bakın o oluk dediğimiz bölüme diğer cetvelin girebileceği bir yükseklikte buradaki alan. Bu alanın olduğu bölümden trilini çekeceğiz ki boyamız dağılmasın veya siyah miksiyonumuz dağılmasın. Bilhassa tesipçi arkadaşlar, hani cetvelin şu sıfır noktası dediğimiz şu rakamların olduğu bölüm var ya, bu bölümü kullanıyorlar. Bu bölümü kullanınca da geçen haftalarda da göstermiştik efendim, dağılmalar oluyor maalesef. Şimdi yeni gelen arkadaş diyecek ki iyi de ben geçen hafta gelemedim efendim, videoya da ulaşamadım, nasıl yapacağım? Şimdi siyah miksiyonumuzu açıyoruz öncelikli olarak. Evet, şöyle siyah miksiyonumuzu açtık. Tabii geçen haftadan beridir miksiyonumuz duruyor. O yüzden ilk iş ne yapıyoruz efendim? İlk iş miksiyonumuzu karıştırıyoruz. Yani dibe herhangi bir çökme yaptıysa o çökmeyi ilk önce kaldırıyoruz. İyice karıştırdım. Dibindeki siyah tortu yukarıya çıktı. Şöyle karışımım hazır. Şöyle küçük bir kabın içerisine belirli bir alan çalışacak olduğum için şöyle hemen işimi bitirdim. Efendim şöyle pipetimizi de alalım. Ne yapıyoruz? Hemen fırçamızı yıkıyoruz. Bu arada şunu söylemek isterim. Doğal bir ürün olduğu için fırçamın kıllarına zarar vermiyor siyah miksiyon. Lakin üzerinde bırakırsanız en nihayetinde yapışkanlı olduğu için üst kısmını uhu gibi kaplıyor. Çeşmenin altında yıkayıp yine çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi siyah miksiyonumuzu kaldırdık. Hemen pipetimizi alalım. Efendim şöyle şuradan siyah miksiyonumuzu şu alana koyuyorum. Kalanını da içine boşaltayım. Hemen miksiyonu temizliyorum damlalıktan. Şöyle biraz su çektiriyorum. İçinde kalırsa çünkü içine de yapışıyor. Şimdi hemen miksiyonumuzun kapağını kapayalım. Evet. Şimdi biraz önceki bahsetmiş olduğumuz bu haftada öbür trilinle çalışalım değil mi? Hepsiyle çalıştık. Sıra bu triline geldi. Bu trilinle de çalışalım. Şöyle kenara koyuyorum. Efendim trilinimizin şöyle yapalım. Trilinimizin bakınız uç kısmındaki şu mandalı sıktıkça incelip açtıkça bakın genişliyor. Bunun anlamı genişledikçe kalın çizgi çekmek, sıktıkça ince çizgi çekmek. Yeni bağlanan arkadaşlarım, bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Efendim ne yapıyoruz? İlk önce hafifçe bakın ucu sadece şöyle bakın fırça yürüyecek kadar bir açıklık bıraktım dökülmesin diye. Siyah miksiyonu fırçaya aldım. İç kısmına siyah miksiyonu yerleştirdim. Burada hemen kenarda bir sıyıralım. Şöyle uç kısmını sıkıyorum biraz daha. Bakalım efendim nasıl bir genişlik. Şöyle bir genişlikmiş. Birazcık daha sıkalım. Biraz daha ince. Biraz daha sıkalım. Daha ince. Biraz daha. Daha ince. Daha da sıkıyorum.
Bakın gittikçe daha ince çizgiler, açtıkça da daha kalın çizgiler, daha kalın, hatta tam kurt genişliğinde çekebilirsiniz içerisine boyayı doğru kıvamda hazırlar iseniz. Şimdi şöyle hemen trilinemizi tabi kullandıktan sonra ilk işimiz ne oluyor? Trilimiz ne olur ne olmaz paslanmasın, çelik mi değil mi bilmiyoruz. Hemen şöyle suyun içerisine, ekranda göstereyim, geçen hafta göstermemişim, arkadaşım dedi yani ben hiç kullanmadım bilmiyorum nasıl temizleyeceğim. Şöyle suyun içerisine hemen sokuyoruz daha kurumadan, işimiz bitti, koyduk efendim, altını üstünü sildik, peçetemizi şöyle katladık, şu aradan hemen trilinin o geniş aralığından sokup şöyle aynı şekilde tersine çevirip yine şu şekilde geçirirseniz trilininiz gördüğünüz gibi kurulandı ve temizlendi. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlarımın isteği üzerine hangisini yapıyoruz? Efendim cetvel. En çok cetvel görmek istiyor arkadaşlarım. Dediler ki ben cetvel görmedim. Bir önceki hafta şu köşeyi yapmıştık. böyle yapa yapa bu eseri bitireceğiz inşallah. Şimdi de şu köşeyi bir gösterelim. Efendim ilk önce şu alanımı hemen hazırlıyorum. Oluklu olan cetvelim, bakınız oluklu olan cetvelimi normal duruşu şöyle ya, şurada oluk bölümü var, elime gelen bölümü şurası. Efendim bunu ters çeviriyorum, yani bakınız rakamları ters görünecek şekilde çeviriyorum ve şu görmüş olduğunuz oluklu olan yeri buradaki cetvel alana gelecek şekilde koyup miksiyonumu trilinin içerisine koyup çekiyorum. Şimdi efendim şöyle trilinimizin ucunu biraz kısalım. Çünkü içerisine siyah miksiyonumuzu koyacağız. Şuradan hemen fırçamızı alalım. Bu arada bazı arkadaşlarım sormuş yine Instagram'dan, hocam işte yazı yazsak tahsihi olur mu? Tahsih yapabilir miyiz? Ahmet hocamız bir önceki haftalarda belirtmişti. Sizler aherli kağıtlarınızda en az 2 kat 3 kat aher olduğu için kazımaya da gelir, tahsihe de gelir, bizde her şeye gelir demişti. Tesipte bizler tabi tek kat ahere çalıştığımız için öyle 2 kat 3 kat da altınımız parlamıyor efendim. O yüzden bizler ne yapıyoruz? Bizler mümkün olduğunca düzgün bir biçimde ve düzgün bir satıhta kullanmaya çalışıyoruz. Tek hamlede yapmaya çalışıyoruz ki tekrar tahsihe gerek olmasın. Şöyle hemen kağıdın üzerinde bakın ilk önce deniyorum. Akışkan halini kontrol ettim. Mürekkebe su eklemedim. Hiçbir şey eklemedim. Allah razı olsun. Ahmet hocam düşünmüş efendim. Demiş ki kimse eziyet çekmesin. Bu şekilde yapsın. Şimdi cetvelimi o belirli aralıkta koydum. Şöyle hemen yazımın kenarındaki çizili olan alanda şöyle yan tarafta çizdim ve buradan o sıfır noktasından şöyle incecik bir çizgi attım. Aynı şekilde bir alt cetvele doğru indim. Yine aynı alanda düz bir şekilde attım. Ya hocam bunu yapmasak da fırçayla ben düz sürebiliyorum. Ben fırçayla sürsem olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Fırçanın her bir hareketini algılayacağı için kenarları şöyle dümdüz olmayacaktır arkadaşlar. Kenarları. Şöyle hemen yine cetvelimizi koyuyoruz. Şöyle oturtalım. Cetvelime dikkat ediyorum. Efendim şöyle gene kaydırdık. Buradaki alanda yine aşağıdaki cetvel çizgimin hizasında çizgimi çektim. Aynı şekilde yine diğer alanda yine çizgimi çektim. Çeviriyorum. Her bir alanda
Şöyle yine kontrol edip yan tarafta bakın tekrar tekrar kontrol ediyorum. İlk başta kontrol edip bırakmıyorum. Yine yerleştirdik. Efendim cetvelimizin o çizgisinin hizasında düz bir biçimde o cetvel çizgisinin hemen üstünden. Peki o cetvel çizgisinden sonra ne var hocam? Kurt var. Altın cetvel var. Seçtiğimiz şeye bağlı olarak alanı boyayacağız. Şöyle hemen yine yanda kontrol ediyorum. Yine aynı düz çizgiyle devam ettik. Hemen alta geçtim. Yine düz çizgiyle devam ettik. Şimdi bu tabi bana bu şekilde geldi. Yani bana sorarsanız tabi yazı burada yazık olmuş dedim ben. Çok küçücük bir alana yapışmış çünkü. Bir de bir öğrenci yazısı, hatıra yazmış arkadaşına efendim. O yüzden yazının hatalarını görmeyiniz. Hatıradır, öğrenci yazısıdır. Şimdi efendim trillimizi temizledik. Yan tarafa koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi siyah miksiyonumuzu bu alana süreceğiz değil mi? Burada lalemiz de var. Efendim lalemize de sürebiliriz. Şöyle hemen siyah miksiyonu sürmek için fırçamı aldım. Efendim fırça olarak ne ile süreceğiz? Fırça olarak samur bir fırçayla süreceğiz arkadaşlar. Sentetik bir fırçayla sürmeyeceğiz. Samur fırçayla süreceğiz. Çünkü samur fırça alacağı materyali efendim tutar ve belirli bir kademeyle bırakır. Samur fırçadan kastımız nedir? Efendim piyasada belli çeşitleri var. Şu anda benim elimde gördüğünüz Winsor Newton 7 serisinin bir numarası. Hocam daha uygun fiyatlısı var mı? Var canım benim. Da Vinci'nin yine bir ya da iki numarası. Bu altın cetveli sürmeye. Hocam ondan da uygunu olabilir mi acaba efendim? Şöyle yapalım. Efendim şu Rublev dedikleri piyasada fırçalar var. Rus fırçaları, Bordo seri. Bunun da efendim 1, 2, 3 hatta 2,5'u bile var bunun. 2,5'u da güzel. Altın doldurmaya çok güzel mesela. Bu Rublev dedikleri Rus fırçaları Bordo seriden de DK13R'ymiş efendim seri numarası. Bu fırçalardan da olabilir. Hani en ucuz olarak elimizde kullanacak olduğumuz. Yine o Rus fırçalarının ahşap tahta saplı görüntülü olanı var. Onu tavsiye etmiyorum. Onu taramada kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi efendim düz hatları tabii konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz tabii? Buradaki alanda hiç olmazsa hani sürdüğümüz alan kurumuş olsun diye. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle elimizin altına hemen bir peçete alalım. El altı almayalım. Tüylü olmasın. Buradaki alanda nereden başlıyoruz efendim? Buradaki alanda şimdi siyah miksiyonu sürüyoruz. Sürerken dikkat edecek olduğumuz şey sürdüğümüz zeminde efendim damlacık bırakmadan sürmek. Şimdi burada tabi bu kenar siyahını ne güzel oh sürdük. Rahat bir biçimde şöyle çapaklanma olmaz. O kenarlardan yine dikkatli bir biçimde gidiyorum. Efendim geçen haftalarda sürdüğüm zaman burada bir sorun oluşmuştu. Yapışkanlığını vermemişti. Hemen alta çekmişti. Dediğim gibi ben yapıştırmadım. Başkasının yaptığı ve yapıştırdığı bir ürüne devam etmek tabii çok daha riskoludur. Çünkü ne yapacağını bilmek gerekir. Bilmezsen iş elinde patlar. Alternatif üretebilecek olmalısın. Yarım bir iş alıyorsan şayet arkadaşlar. Hele ki aradaki kişiyi bilmiyorsan, yani kimin yaptığını, irtibat kurup ne iş yaptığını da öğrenemeyeceksen. Efendim bakınız düzgün bir biçimde damlacık bırakmadan düz bir şekilde zemini doldurarak gidiyorum.
bu kısma aynı şurada gördüğünüz gibi ne yapacağız? Efendim altın yapıştıracağız. Şöyle hemen kağıdı yan tarafa alalım. Engel olmasın. Bu arada sorusu olan varsa ben bunu sürerken bir yandan sorusu olanların sorularını da alayım. Ahmet hocamız da burada gelmiş. Ahmet hocam da cevaplar diye düşünüyorum ben. Ekstradan detay için. Sorusu olan varsa sorusu olanın sorusunu alalım. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Sevgili Özer'den. Evet Sevil'cim sor bakalım. Hocam bu işlemi yaparken kenarları taşırırsak onu nasıl temizleyeceğiz acaba? Şimdi hat için biraz önce söyledim. Hat için aherli bir zeminin üzerinde, yani iki kat, üç kat bir aherli zeminin üzerinde hat yazısı yapıp da transfer yapıyorsan, zeminde kalın bir aher olduğu için rahatlıkla kazıma yapılabiliyormuş. Efendim biz tesipte boşuna düz hatta trilin çekmedik. Neden? Dağılmasın diye. Eğer bir kaza oldu diyelim, yani yaparken sen bir anda değdi bir tarafa, suyla Ahmet hocam çıkıyor dedi. Yani suyla temizlenebilir dedi, tasdik görür dedi. Ama denemedim tabii ki. Burada canlı yayında deneriz şimdi. Hemen deneyelim şu yan tarafta. Rizikoyu alacaksın bazen değil mi? Şöyle efendim ne yapalım? Şunun şu kısmını bitirip şunun şu yuvarlağını bütün olarak sürelim. Bakalım bunu buradan temizleyebilecek miyiz? Nereye sürdük? Şuradaki noktaya sürdük efendim. Dursun o yan tarafta bakalım. Hatırlatırsın tekrar Sevim'cim. Bakalım onu temizleyebilecek miyiz? Aynı şekilde şimdi devam ediyorum. Bunu sonra bırakacağız çünkü öbürkilere geçeceğiz. Bu kuruyup da kıvama gelene kadar. Hocam Meltem Kalil ben. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi sizi seyretmek çok keyifli böyle sürerken. Bir süre ben de tesiple uğraştım. Devam edememiş olabilirim ama kolay iş değil. Ben buradan gördüğüm kadarıyla biraz sulu galiba. Yani cimri davranmıyoruz değil mi ürünü sürerken? Hayır, şimdi buradan şöyle bir şey var. Bir önceki haftalardaki derslerime girebilen arkadaşlar görürler. Şimdi burada bir altın yapıştırma yapacağız ve bu doku miksiyonu ince sürdüğüm zaman tamamen alta çektiği için şu anda yoğun sürüyorum diye işlemin başında söylemiştim. Yok normalde de yani bu kadar yoğun sulu değil, daha mı az sulu sürmek lazım? Yani normal işler. Normal sürdüğüme inanıyorum. Biz de bu şekilde yani böyle hani fırçayı sıyırarak falan değil. Hayır, yaydırmayacaksın ama durup damlacık yapmayacaksın. O damlacıkları bakın ben hani damla beklemesin diye ileriye doğru alıyorum. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Şimdi yan çevirince belki daha net mi fark edersiniz. Sürerken benim hamlelerime bir tık daha yaklaştırayım sizleri. Hemen bir tık daha yaklaştıracağım. Bir saniye. Zencelek boyar gibi değil mi hocam? Akıtıp gidiyor. Şöyle daha iyi galiba size değil mi? Evet hocam daha iyi. Şimdi daha iyi. Şunu bir tık nereye kaydıralım? Şuradan itibaren bakayım. Şurayı görebiliyorsunuz. Bir tık kamerayı şöyle açayım. Şöyle yapalım hatta bir saniye. Ben size şimdi güzel bir pozisyon aldıracağım. Net. Şu anda iyi galiba değil mi? Şimdi daha net görüyorsunuz. Çok iyi. Tamam. Şimdi buradaki alandan da yine yürütelim. O damlacıkları bakın yürüterek ileriye doğru alarak devam ediyorum. Yani orada damla damla bir form bırakmıyorum. Yoğun sürüyorum ama. Ama şunu yapmıyorum mesela. Şöyle hemen kağıtta göstereceğim onu. Şöyle şöyle yapmıyorum. Böyle böyle yapmıyorum. Dikkat ettiniz mi? Böyle bir hamle yok orada. Ona çok dikkat edin. Fırçayı gördüğünüz gibi yoğun. Fırçanın ucuna bakın. Gayet yoğun. Tabii bu arada hani konuşmak burada çok riskli. Siz bana bakmayın. Siz sakın iş yaparken konuşmayın. Ben böyle anlata anlata göstere göstere ders yaptığım için senelerdir.
bizim yaptığımız sulandırmalara benziyor sanki de, o yüzden sordum. Su, böyle yürütüyorduk ya suyu. Akıtmayı mı diyorsun? Akıtma. Bir sulandırma demiştik. Ha, evet, akıtma. Akıtma gibi işte. O hani nasıl orada damlacık bırakmıyorduk? Aynı o şekilde yine damlacık bırakmadan devam ediyoruz. Burada tabii dediğim gibi geçen hafta çok çektiği için ince miksiyonu biraz kalın sürdüm. Tecrübeliyim çünkü şu anda. Hani yaptığımız her şeyde biliyorsunuz bize tecrübe ekleniyor. Bu kağıdın dokusunu bilmediğim için normal sürmüştüm ben. Şimdi biraz daha kalın ve yoğun sürüyorum. Efendim şuradaki alanda da altının olduğu bölgeye geldik. Şurada da sürdüm ve bıraktım. Şimdi bu şekilde bunu siyah miksiyonlu sürdük. Şimdi kuruması için bırakacağız. Kuruduğu zaman da altınını yapıştıracağız. Onu yan tarafa koyuyorum öncelikli olarak. Efendim dedik ki açık rengimiz var. Açık rengimizde ince bir iş yapacağız dedik. Şuraya ben tığ hazırladım sizin için. Şuraya çizdiğimiz tığ efendim yapmak istiyorum. Onun için de Gülsüm Hoca hangi fırçayı kullanıyor? Gülsüm Hoca Winsor Newton'ın 3.0 fırçasını kullanıyor. Efendim fırçamızı alalım. Şöyle tahrir fırçası Winsor Newton 3.0 7 serisi tahrir fırçası, ince iş için kullanacağım. Buraya da şimdi miksiyonla tığımı yapacağım. Şöyle pipetini koyalım yan tarafa. Geçen haftalarda yaptığımız zaman derse katılan arkadaşlarım biliyor, şuradaki laleleri ve şu Rumi'nin hurdelerini yapmıştık. Koyu rengin üzerinde bu sefer tam tersi bir çalışma yapacağız. Şimdi alıyorum yine siyah miksiyonu, aynı şiminke mürekkep gibi ya da tahrir mürekkebi gibi fırçama yükledim gördüğünüz gibi. Efendim fırçamıza yükledikten sonra şu yuvarlağını yaptım. Çizgisi. Efendim çiçeğimiz var şurada. Görüntü sizin için bakıyorum. Evet, gayet net. Yaprakları var. Orta göbeği, yan yaprakları. Tohum kesesi bölümü. Efendim yan tarafta kalpleri varmış. Evet, üst çiçek bölümü doldurduk. Yine fırçamızda yuvarlak noktacıklarımız varmış. Yine buralarda uçlarında damlacık olan tığ süslerimiz. Mikrofonu açık olan arkadaşlarım lütfen mikrofonlarını kapasınlar. Biliyorsunuz ben kapamak sevmiyorum öyle. Orta yuvarlığım, uç nokta, yine nokta bölümü, yuvarlak dairelerim, fırçamı incelttim mürekkebini. Fırçamı yine miksiyondan aldım, çizgilerimi çektim. Yine çizgileri çektik. Yuvarlak, yuvarlak, uçtaki yuvarlaklar. Bildiğiniz tığ yapıyoruz gördüğünüz gibi şu anda. Efendim şuradaki yuvarlaklarını da koyalım. Düz çizgimizi çizelim. Şuraya kadar yeter herhalde diye düşünüyorum. Üst kısmı da çizgi halinde kalsın ki altınla çizgili olan alan hangi alanlar net olarak görünmüş olsun. Şimdi bir önceki haftalarda bir tane vav yapmıştık hatırlarsanız. Yapmış olduğumuz vavı koyu renk zeminde yaptık değil mi? Bir de açık renkte bir tane harf yapalım demiştik. Buraya da bir vav hazırladım. Şimdi o vavı nasıl sürdüğümü görün. Öncelikli olarak tahrir fırçamla vav'ın bütün her tarafından geçeceğim. Yalnız
Vav'ın biliyorsunuz gözünü bozarsanız, hani derler Vav'ın gözünü oymuşsun. İşte Vav'ın gözünü oymayacağız arkadaşlar. Harfin kalıbını bozmayacağız. O kadar yavaş, o kadar dikkatli ve o kadar sessiz yapacağız ki harfin şeklini bozmadan. Şimdi anonim olan yazıları çalışabilirsiniz ama diyelim ki ay internette gördünüz. Efendim sevgili Davut Bektaş hocamızın efendim canım bir elifi ya da Fuat hocamızın harika bir elifi. Ya ben bundan çalışayım efendim, izin almadan olmaz. Efendim muhakkak bir hattatın harfini çalışacaksak oradan izin almamız gerekmekte. Bunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar diyor ki üzerine zencerek çalışılır mı? Üzerine zencerek çalışmak biraz sıkıntılı. Sadece düz cetvel olarak kullanmanızda fayda var. Rapido kalemle bilhassa noktaları koymaya kalkarsanız sorun oyulur, altın yerinden kalkar. Rapido kalemle hattı koyamazsınız. Bilhassa çalışacak olduğumuz alanda üzerine iş yapacak isek ben her türlü şekli denedim. Efendim altının üzerine pudra sürdüm, matlaştı. Tebeşir tozu sürdüm. Dediler ki tebeşir tozu sür çalış. Tebeşir tozu sürdüm, karardı. Sadece ve sadece üzerine kahveci bardağına 3'te 1 ölçüde kaynar suya 2,5-3 baklava jelatin koyup karıştırdım. Soğuduktan sonra altınlı zeminin üzerine sürdüm. Aynı sınırlarda taşırmadan birebir üstüne sürdüm ve beklettim 48 saat. Neden? İyice kurusun diye. 48 saat bekledikten sonra üzerine tarama çiçekler veya negatif rumiler çalıştık. Ama zencerekte öğrenci çok zorlanıyor, alan çok dar. Negatifi tavsiye ederim. Ama zencerek yerine bilhassa bu kadar şıkır şıkır bir altın yapılmış alanda, yani şöyle hemen yine şunu almak istiyorum. Şimdi bu kadar şıkır şıkır altın yapılmış bir alanda iki tarafına renk sürüp mesela bu bitirilir. Bunun üzerine bir şey yapmaya gerek yok. Bence bu kadar şıkırtılı dursun diyorum ben. Üzerine denemek istiyorsan ancak, ben şimdi bak yöntemleri söyledim. Neler yapılacağını da söyledim. Nasıl sürüleceğini, nasıl yapıştırılacağını gösteriyorum. Sizler de yapmak istediklerinizi bu tekniklerin üzerine deneyerek ancak doğruya ulaşabileceksiniz. Ha, yapacak mısın, yapmayacak mısın? O zaman karar verebileceksiniz. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Vav'ımızın kenarından hemen incecik geçelim. Kafasını bozmadan, düz, hiç sınırı aşmadan. Bakın hiç sınırını aşmadım. Düzgün bir biçimde geçtim. Yine aynı şekilde vav'ımızın gözünü hiç bozmadan çeviriyorum. Aynı şekilde vav'ımızın şöyle efendim dönüş için boynunu da yapalım. Bakın hiç vav'ın boynunu da kopartmadan. Efendim düzgün yapmazsak, vav'ı bozuk yaparsak, hele ki piyasada bazı arkadaşlarım var, ah kine ah, filografi çalışıyorlar internetten uygunsuz yazılarla. Bir baktım Tuğra'yı ters çalışmışlar, Besmele'yi ters çalışmışlar, fotokopiyi çıkartmış, çivileri ters çevirip kağıdı çakınca ne olmuş, o Besmele olmuş mu tersine? O Tuğra olmuş mu tersine? Aman ya Rabbi. Hele bir tane gördüm. Cama çalışmış, camı boyamış. Göya hediye yapmış, Ya Rezzak yazmış. Ya Rezzak'ı cama geçirip boyayınca olmuş mu ters? Bakın, ters olmuş diyorum. Ya Rezzak tersine çevrilmiş. Adam da işsizlikten, müşterisizlikten kırılıyor. Olmuş mu? Ters tılsım. Yaparlar ya öyle, tersine bağlarlar. Evet, şöyle incecik hattımızı geçtik, birleştirdik. Şimdi hemen kuyruğunu yapıyoruz. Efendim kuyruğu yaparken de çok dikkat ediyoruz vav'ımızın.
Efendim uç yuvarlak dönüşünü verdim. Şöyle hemen çeviriyorum. Düz bir biçimde harfi indik. Aynı şekilde iniyorum. Elimin dönmediği noktada hemen kaldırdım. Yine aynı şekilde iç kucağı şöyle dış döndürüyorum. Çok dikkatli bir biçimde yavaşça hemen şuradan şöyle bakınız, el altını aldığımız zaman şu tüyü bakın ne kadar rahat kayıyor. Peçete tutuyor halbuki. Şöyle elimizi koyduk. Dümdüz çıktık ve boynunu bakınız buluşturduk. Hemen şimdi dış hattını alıyorum. Şöyle çevireyim siz de net görün. Efendim buradan aldık harfimizi. Geldik. Şimdi döndürüyorum. Ve buradan da düz hattını devam edeceğim. Ve boynunu buluşturduk. Şimdi harfimi düzgün bir biçimde bakınız kalıbını çıkarttım. Tığımı da yapmıştım. Şimdi nereye geldik efendim? Şimdi vavumuzun kendisini doldurmaya geldi. Hemen şöyle bir fırçamı, tahrir fırçamı hemen temizliyorum. Tutkal kalmasın diye. Efendim yan tarafta beklemeye alıyoruz. Çünkü hurdeyi süreceğiz. Şimdi hemen yine aldık. Hangi fırçamızı aldık yine? Da Vinci 1 ya da Winsor 1 dedik değil mi? Sentetik fırça değil. Ne olacaktı efendim? Samur fırça olacaktı. Şöyle vavamızı hazır doldurduk. Sınırlarını taşmadan düzgün bir biçimde yine damlacık bırakmadan gözümüzü bozmadan fırçamızı doldurup hani kurumasına izin vermiyoruz. Düzgün bir biçimde ilerletiyorum. Şöyle döndürelim. Düz bir şekilde indik ve boynuna geldik dar alanına. Şimdi çeviriyorum. Kuyruk bölümünden aşağıya doğru ineceğiz. Bu arada ben soruları okuyamıyorum ama çünkü tamamen buraya odaklı olmam lazım. Hemen hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Şu anda vavın kafasında damla kalmış oldu mu sizce? Hayır. Çünkü burada ekran görüntüsünde mesela daha alt... kurumadı orası, ıslak olan yeri diyorsun değil mi? Ha, evet, şurası ıslak olan yeri. Kurumadı canım. Evet. Kurumadığı için mi öyle gözüküyor? Tabii tabii. Şöyle olur bak damla. Görüyor musun? Hı, gördüm. Ha. Hemen düzelteyim tabii. O kurumadı şimdi oraya yoğun sürdüğümüz için. Bak yavaş yavaş kurudukça kayboluyor gördün mü? Evet kalıbımızı bozmuyoruz. Çizgilerimizi taşmıyoruz. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Eğer buradaki alanda herhangi bir şekilde kabarcık, baloncuk gibi bir görüntü olursa nefesimizle üfleyerek hemen patlatıyoruz. Baktık patlamadı. Sürdüğümüz fırçanın hemen arkasıyla değdirip patlatıyoruz bu sefer. Evet.
şöyle boyun kısmında da birleştirdik. Şimdi senin o söylediğine göre bak burası da komple damlacık olması lazım. Evet, karaltı olarak gördüğüm için evet. Sordum. Şimdi o damlacık dediğimiz kalın olması lazım. Görüntüde de bir kalınlık var. Hani bombelenmiş gibi düşün Didemciğim. Hafif bombeli evet, bir boya gibi düşün. Evet. Evet. Şimdi hayır dualarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aziz Allah. Şimdi efendim babamızı sürdük. Efendim bakalım burada acaba bu görüntüdeki şey kurumuş mu? Bu arada tabi vavumuzla buradaki tığımız kuruyacak. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Buradaki alanda şöyle siyah miksiyonumuzu yukarıya doğru koyalım. Hocam pardon, bir şey sormak istiyorum ben. İzniniz olursa. Bilimsel bitki çizimi Mağfiret Hoca'nın öğrencisiyim ben. Cahide ismim. Evet. Bu iki kağıdın arasında fark var mı? Ne demek o? Yani şimdi aharlı kağıt dediniz ya hatın trilini çekerken. Diğer vavın kağıdı da aharlı ama sanki daha ince mi? Ben görüntüde öyle daha ince hissine kapıldım. Sanki daha az emdi hattaki kağıt. Evet, evet. Vav daha fazla emdi gibi mürekkebi. Öyle midir? Evet, aynen öyle. Çünkü bu aharsızmış ve ilginç bir kağıt bu. Yani bu kağıdın da görüntüsü kaybolmadan yapılacak hesapta ama bana göre kaybolması gerekir bu görüntünün. Neyse biz yapalım da artık yapılacak bir şey yok. Aharlı olan da şimdi şöyle bazı kağıtlarda sorun olup çektiği zaman biz o alana incecik sulu bir akrilik süreriz ki altını rahat yapıştıralım. Hani miksiyon üstünde güzel yapışkanlığını evet. korusun diye. Evet. Onu da tiyo olarak vermiş olalım size. Hani. Evet, sağ olun, eksik olmayın. Peki bir şey daha soracağım. Vav'ı boyadık mesela, kurudu fakat rengi bize açık geldi. Tekrar üstüne bir ya da iki kat daha geçebiliyor muyuz? Aynı hiç bozmadan. Bir sakıncası olur mu? Ya niye geçiyorsun? Altını yapıştıktan sonra vava niye tekrar miksiyon sürüyor? Yok, altını yapıştırmadan önce. Mürekkebi... Yani siyah kalsın istiyorum ben. Hat gibi görünsün istiyorum mesela. Altını yapıştır. Normal hat mürekkebiyle yaz. Niye tutkalla yazıyorsun? Tamam. Doğru. Evet, onu ben düşünemedim şu anda. Öyle kaptırdım ki yaptığınız işleri. Belli. Tamam. Eksik olmayın. Çok evet, teşekkürler. Rica ederim. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar. Şöyle hemen bakın alttaki şu geniş alandan tutuyorum ben. Üst kısımda da şöyle dar bir alanımız var. Burada dikkat edeceğimiz şey her bir yapıştırdığımız bir sonraki bir öncekinin yaklaşık olarak 1 ya da 2 milim üstüne geçmeli. Artı yine yapıştırdığımız şu görmüş olduğunuz alanda 1 ya da 2 milim bu tarafa, 1-2 milim bu tarafa ve 1-2 milim bu tarafa kalacak şekilde bir ayar yapılması gerekir. Şöyle hemen üstüne doğru koyup bırakıyoruz. Bu parmaklarımla da sabitliyorum. Ondan sonra da bakınız sıvazlıyorum. Şimdi ben sıvazlarken zaten bakın ekranda görüyorsunuz. Şurada kopuşmalar oldu, gördünüz mü? Yani buradaki zemine yapışmış oldu. Şimdi bunu kaldırdım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Şu çapakları dikkate alıyorum. Onu bir tık üste bırakıp bunun da 1-2 milim üstüne gelecek şekilde yine altınımızı sabitledim. İki parmağımla bastım. Yine aynı şekilde bakın altın cetveli şöyle yaptım. Hemen kaydırıyorum. Yine onun üzerine 1-2 milim binecek ve üst kısma 2 milim geçecek şekilde koydum. Sabitledim iki parmağımla. Sıvazladım. Yine çekiyorum. Aynı şekilde buradaki alanda köşeye doğru gelişte yine üste geçirip yine sıvazladım. Aynı şekilde yapıştırdım. Şimdi ne kolay geliyor ben yaparken, değil mi? Şimdi buradan devam ediyoruz. Nereden? Hemen yan tarafından devam ediyorum. Yine aynı şekilde sabitledim. Yine sıvazladım. Kaldırdım.
aynı şekilde hep 2 milim üstüne bindirerek, 2 milim üstüne bindirerek yine sıvazladım. Kaldırdım. Bakın şimdi şurada uçuştu. Ne olacak orada? Hadi ay eyvah eyvah. Efendim şöyle elinizle şöyle bastırınız. O orada dursun. Döndürün. Hiç paniklemiyoruz. O orada dursun. Oraya uçtuysa oraya yapışmış demektir. Biz gene aynı sistemde üzerine 2 milim gelecek bir biçimde koyduk. Yine sıvazladık. Efendim yine altınımızı kaldırdık. Aynı şekilde yine 2 milim üstüne gelecek şekilde koydum. Yine sıvazladım. Bakın burada altın yırtıldı. Kaldırıyorum. Bakınız şuradaki alanda açıklık var. Hiç sorun değil. Şuradaki altını geniş olanı geniş olan alanda basıyorum. Dar olan alanda da bakın şu altını dar olan alanda basıyorum. Şöyle yapalım. Hani sabitlenmiş olsun diye. Bakalım bir yerlerden atma, çatlama yapmış mı diye şöyle kontrol ediyorum. Şu andaki görüntüde herhangi bir şey yok. Şimdi bunu böyle yaptık efendim. Ne yapıyoruz? Yan tarafa koyuyoruz. Efendim geldik buraya. Burada da efendim tığımız vardı değil mi? Bir tane tığ yapmıştık. Bakalım o bir tane tığ tam üzerine ortalayıp şöyle bir sıvazlayalım bakalım tığ ne olacak? Sıvazladık, kaldırdık, altınlandı efendim. Vavımız var. Şimdi bu kağıdı bırakıyorum. Çünkü burada parçalı olarak kaldı. Bunlar da tabii kullanılıyor sonra, hiç merak etmeyin. Hemen bunu buradaki alana koyalım. Efendim başka bir defter çıkartıyorum vavım için. Şöyle bütün defteri aldım. Şöyle bütün. Ne kadar güzel bak. Buna aşık olup işte tesip yapıyorsun. Evet, devam ediyoruz. Vavımızı efendim duruşuna göre, yani ister bütün olarak, ister köşeli olarak nasıl çıkarmak istiyorsanız, hani o size kalmış. Nasıl bir biçimde çıkartacak olduğunuz. Hani neye dikkat ediyoruz? Şimdi şöyle çaprazlamaya koyarsak şuradaki alan kalır. Veya böyle koyarsak şurada küçük bir alan kalır. Yani onları hesaplayarak bakıyoruz. Vavı tam bütün olarak şöyle bütün kapatalım. Hani ne oluyor, nasıl oluyor? Koydum. Bakın üzerine koydum. Hemen iki parmağımla sabitledim. Hareket etmesin diye şöyle elimle başlıyorum sıvazlamaya. Bakın hemen vavın kafasını görüyor musunuz şurada? Bakın kopuştu. Hemen oradaki alandan koptu. Şöyle yukarıya doğru kuyruğu vardı. Efendim şöyle. Şöyle bir çekiyorum. Oh vav çıkmış bile değil mi? Şimdi kağıdımızı koyalım. Bakın buradaki alanda vavımız orta göbekten çıktı. Kenar altınlarımız duruyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu kenara koyuyoruz. Neye geldi sıra efendim? Şuradaki alana geldi. Şimdi burada Ahmet hocamız temizlenir, tasih olur demişti. Olur mu olmazına bakalım hocam dediniz. Bakalım şimdi. Şu transfer altınımızı şuraya koyalım. Şöyle hemen fırçayı bir temizliyorum. Efendim buradaki alanda şöyle bir yapalım bakalım. Temizleniyor muymuş bizim için burada. Şu anda sadece su. Başka herhangi bir şey yok. Suyla fırçayla şöyle bir fazlasını aldırayım. Yine aynı şekilde. Şimdi üst şeyini aldık. Bir de sentetik fırçamı alıyorum. Neden sentetik fırçamı alıyorum? Sentetik fırçamın kılları daha sert. Şöyle hemen. Hani oradan tam çıkartma yapabiliyor mu? Şu anda tutkalını aldım bakın. Şöyle yapıyorum. Böylelikle temizlenmiş oldu. Hemen arkasıyla da kurulayalım kağıdımızı. Evet, gördüğünüz gibi uç kısımdaki şeyi temizlemiş olduk.
Şimdi ne demiştik efendim, buradaki alanda bir de Rumilerimiz var. O Rumilerden bir tane yapalım. Şuradakini ince iplik şeklinde yapalım. Altını da yapıştıralım. Şöyle efendim ne yapıyoruz? İnce tahrir fırçamızı alıyoruz. Tahrir fırçamızla normal tesif çalışır gibi ince bir şekilde. Nerede kullanabiliriz hocam bunu? Efendim nerede kullanabiliriz? Diyelim ki dış bir halkari desen yaptık. O halkari desenin arasında hurde rumilerimiz var. O hurde rumilerde kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen aşağıya doğru inişini veriyorum. Hemen siyah miksiyondan bir daha alalım. Şu ucunu incelteyim. Evet, ince bir biçimde hattını getiriyorum. Efendim şurada bir yuvarlağımız var. Efendim burada alt kısmı yuvarlaklı bir rumimiz var. Hurde rumi iç içe geçmiş rumilerden oluşan bir desen formu. Karşı tarafa bağlantı yapmış. Nereye? Rumimiz yukarıya doğru iplik şeklinde devam ediyor. Efendim tepelik koymuşuz içeriye. Hemen onu dolduruyoruz. İnce bir biçimde, çok kalın olmasına gerek yok. Hatlarını veriyorum. Efendim iç kısmını dolduralım. Rumilerini dolduruyorum. Kalan bölgelerini iplik şeklinde geçtik. Aynı şekilde diğer rumiyi de yukarıya doğru vermişiz. Gelmiş. Buradaki alanda bitmiş. Efendim şuradan yuvarlağını net verelim. Gelişini aldık. Yuvarlağımızı gene dolduralım. Şuradan rumimizin bağlantısı. Tek çizgiler halinde geçiyorum dikkat ederseniz. Fırçayı şöyle 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 yapmıyorum. Tek halde geçtim ve iç kısmını da doldurdum. Şimdi bu kısmı da bitti. Bunun uç kısmını verelim. Burada da bir yuvarlağımız vardı. Böylelikle buradaki Rumi'yi de bitirmiş olduk. Şimdi hemen altınlarımıza gelelim. Biz bunu yan tarafa koyuyoruz. Bu kururken hemen ne yapıyoruz efendim? Şöyle altınlarımızı alıyoruz. Efendim temizlemek için sentetik fırça kullanıyoruz. Geçen haftalarda göstermiştim. Şöyle alayım. Geçen haftalarda göstermiştim. İlla bunlar olmak zorunda değil. Sudor olabilir. Pepeon'un olabilir. Sentetik fırçaları. Benim elimdekiler şu anda Kotman 111 serisinin 12'si, 10'u ve 9'u. Kullandığımız alandaki genişliğe göre, kullandığımız alandaki büyüklüğe göre daha büyük, daha kalın fırça kullanıyoruz. Ama şu anda yaptığımız işler için 9 numara yeterli olacak bana. Aynı numaraların Sudor'un var. Aynı numaranın ve Pepeon'un var. Aynı ayarda yaklaşık genişlikleri sentetik fırça. Efendim bir tane ne demiştik? Kabımız var. Bu kaba ne yapıyoruz? Bu kabımıza altınlarımızı biriktiriyoruz. Şöyle. Efendim bu parçacıklar sonra zerefşan olacak. Ezilir mi? Ezilir. Ama uzun sürer. Ayarı kaç defterdir bilinmez. Yani ayarını ayarlamak zordur. Zerefşana kullanmak evladır. Şimdi şöyle döner hareketlerle, bakın şöyle döndürüyorum. O kenarlarda kalan normal tığımın haricindeki, bakın altınları topladım bile. Efendim altınımız oldu mu? Altınımız
Şöyle tığımız bakın gayet güzel oldu, şıkır şıkır incecik. Vavımıza gelelim. Bakın zamanları da görüyorsunuz değil mi, ne kadar seri bir zaman. Yani uzun bir ara değil yani, yan tarafta beklettik sadece. Hemen kenarındaki fazlalıklar, dümdüz hat gittiğim için zaten herhangi bir dağılma, herhangi bir çapaklanma yapmıyor. Evet. Şöyle parçacıkları da toplayalım. Vavımızın da gördüğünüz gibi gözü de gayet güzel. Şimdi efendim bunu da kaldırıyoruz. Neye geldi sıra? Efendim buradaki cetvelimize geldi. Şöyle siyah miksiyonu yan tarafa koyalım. Efendim cetvelimizde de yine aynı şekilde şöyle döner hareketlerle, şu hazır gibi değil, döner hareketlerle çıkan altınları toplayarak kasenin içerisine bakın birbirinin üzerine koyduğumuz için hiç aralık yok arkadaşlar. Şöyle. Bilhassa hat, ebru, tesip ve minyatür uğraşan arkadaşlarım için çok büyük kolaylık olacağına inanıyorum. Sadece düz cetvel şeklinde uygulamalar için efsane bir şey. Aynı zamanda hattat arkadaşlar için de, yazıları için, ki Ahmet hocam bir önceki haftalarda kıvamı tam hat mürekkebi kıvamında olduğu için, sizler kalıplarını da bildiğiniz için hazır ayarlı bir biçimde yazabilirsiniz dedi. Yani sizler hattı yazarken mürekkep yerine siyah miksiyonu kullanacaksınız. Ondan sonra da benim gösterdiğim şekilde transfer altını üstüne yapıştıracaksınız. Bakın cetveli bitti, ne kadar güzel. Gördünüz mü? Şıkır şıkır, dümdüz, hiçbir çapaklanma yok. Kenarlarda tırtık yok. Neden? Çünkü trilinle geçtik arkadaşlar. Düz hatlarda trilinle yapacağız. Evet, onu yaptık. Efendim bunu da yaptık. Şimdi en sona tabii neyi bıraktım? Küfiyi bıraktım. En sonda küfiyi göstereceğim. Şimdi buradaki ince tesipte hurdeleri çalışabilir miyiz hocam demişlerdi. Efendim şu vavdan kalan varağımızı alalım. Vavdan kalan varağımızla bakalım şuradaki alanı geniş, şuradaki alanı dara doğru gidiyor. Şuraya koyarsam hani nerede nasıl kullanabilirim diye bakıyorum tabii ki. Hani daha uygun, daha orantılı bir biçimde. Şurayı yapıştırdık. Şuradaki sapını yapıştırmak istiyorum. Aynı şekilde şurada yuvarlağım var. Başka alanlarda şurada sapın devamı varmış. Şöyle üstüne bastırıyorum. Bakın elimle. Yani altını koymuyorum. Şu anda ucuyla sadece oraya koyduğum altınları bastırıyorum arkadaşlar. Şöyle bastırdım, sabitledim. Evet. Şimdi vavımızı da koyalım. Efendim bakalım şöyle ne durumda. Bu bir öncekinin olduğu yer. Bakın hani silmiştim ya, oraya yuvarlak yaptım. Demek ki bize kalıntı bırakıyor. Yani tesip için kalıntı bırakıyor. Ha, tekrar temizlenir mi? Tekrar temizlenir. Şuradaki alanda yuvarlak aslında biliyorsunuz şuraya dönüyordu. Temizlemiştim. Şöyle hemen altınları alalım. Ha, tekrar demek ki fırçayla tasfiye isteyecek. Yani demek ki siyah miksiyonu temizlediğimiz zaman, şimdi bu kağıt çünkü ince bir kat aherli. Bizim için bir kat burada kalabilir. Ben bir şey denemek istiyorum canlı canlı ya. Ben severim böyle aksiyonları. Şimdi orada o var. Acaba ben onu silerken fırça yerine şöyle normal bir silgiyle silmeye kalksam. Hani cam silgimiz de var da.
Hocam maket bıçağıyla çok güzel çıkıyor. Efendim? Maket bıçağıyla da çok güzel çıkıyor. Yo, silgiyle çıkarttım bak. Hı, o da oldu evet. Canlı yayında canlı silgiyle de demek ki tahsih yapıyoruz. Bakın hurdeyi yaptık, şöyle bir hareket ettiğim, görüyorsunuz değil mi? İncecik çizgileriyle. Ha, arası normal halker olup hurdelerini bu şekilde demek ki transfer yapabilirmişim. Ama ilk önce halkeri yapıp bitirip tahririyle, süsüyle en son transfer altını yapıp direkt çerçeveye vermenizi tavsiye ederim. Şimdi geldik küfiye. Sonuncuyu da gösterelim. Efendim küfiyi yaparken nasıl yapıyoruz? Şöyle hemen kapatalım. Hocam o rumilerin üzerine iç bünye yapabilir miyiz fırçayla? Hayır, negatif olarak kullan dedim hatırlarsan. Onun için ne gerekir? O hurdelerin üzerinden tek tek jelatinli suyla gideceksin. O jelatinli su kuruyacak. Ondan sonra üzerine şeyleri, detaylarını yapabileceksin negatif olarak. Onun içinde kağıdın dokusu, zemini de çok farklı tepkiler verebiliyor. Denemeden bir şey olmaz. Ancak çalıştığın işin parça paspartusunda deneyerek bulacaksın onu canım. Hani ben şimdi çünkü nasıl bir kağıt olduğunu bilemem. Sana da yanlış bir bilgi vermek istemem şu anda. Ancak kendin o parçadan dokuyla yapabilirsin. Efendim küfiğimiz böyle gelmişti. Küfiğimizin gördüğünüz gibi Allah lafzı, dönmeli bir Allah lafzı. Allah lafzının baş kısmında şurada bir parça vardı. Efendim o parçayı biz ne yapacağız? Trenimizde siyah miksiyonla geçiyoruz. Ondan sonra geçtikten sonra yazının kenarında ne yapacağız? Yazının üstüne gelmeden kenarından transfer uygulaması yapacağız. Hemen şöyle alalım, onu da gösterelim. Bir yandan soruları alırken değil mi? Bir yandan altınımızı yapıştırırız. Zaman çünkü geçiyor. Benim derslerde zaman yetmiyor galiba. Saatleri uzat diyorsun Didemciğim değil mi? Duyuyorum içindeki sesi ben. Hocam uzunca bir süre izleyebiliriz sizi. Sağ ol canım benim. Arefe günü çok fazla uzatmak istemiyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle hemen ne yapıyoruz? Trenimizin şöyle bir ayarını hemen bir kontrol ediyoruz. Ayarı kontrol ettikten sonra hemen ne yapıyoruz? Cetvelimizde şöyle siyah misyonu kaldıralım. Efendim şöyle beyaz kağıdın üzerinde şöyle bir ayar kontrolünü yaptık. Cetvelimizin yine gördüğünüz gibi arka kısmındaki oluklu kısmı gelecek bir biçimde efendim düz bir şekilde hattı geçtim. Aynı şekilde yine karşı taraftan düz bir biçimde hattımı geçtim. Hemen çeviriyorum. Çevirdikten sonra yine ayarını bir kontrol ettim. Ve buradaki alandan yine düz bir biçimde geçtik. Döndürüyorum. Yine aynı şekilde cetvelimi oturtup belirli mesafesinde düz bir hattımı sınırı geçmeden, çizgiyi geçmeden, bakın kendi içerisinde kalacak bir biçimde geçtim. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer küçücük geçerse kazımayla düzelse de, yani hat yapan arkadaşlarım için kolaylık ama tabii ki bizim için kolaylık olmuyor. Birazcık yan tarafta gördüğünüz gibi gene yapışma yaptı. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Ben efendim onun miksiyonunu sürerken soruları olan arkadaşlarımın bir yandan sorularını almak istiyorum. Ki zamanla yarışıyoruz biliyorsunuz. Sorusu olan arkadaşım Saliha Türk el kaldırmış. Sevgili Saliha'cığım sorunu sorabilirsin canım. Saliha bizi duyuyor mu? Saliha el kaldırmaktan vazgeçti herhalde. Saliha'cığım sor, sesini açıp sorabilirsin. Evet, ben bu arada boyamaya başlayayım. Sorusu olan varsa sorusunu yandan alırız. Ahmet hocam buralardaydı. Ahmet hocam hiç sesiniz çıkmıyor.
Ahmet hocam beni protesto etti galiba. Evet, şimdi sesim geliyor mu? Hah, şimdi geliyor hocam. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazan akşamlar. Bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Hocam. Amin. Allah razı olsun hocam. Güzellikler versin. Güzel bir ders oluyor. Herkesi keyifle dinlediğimi görüyorum. Evet, çok keyifle dinliyorum. Bana da şükretmek düşüyor. Duanıza da ihtiyacım olduğunu bir kez daha ifade edeyim inşallah. Bana soru sormak isteyenler varsa sorularınızı alabilirim. Az önce Gülsüm hocam bir yere o siyah miksiyondan sürdü ya, sonra da işte silgiyle çıktı ya. Arkadaşlar orada ben bir tarif daha yapmak istiyorum. Daha önceki derslerde de ifade etmiştim. Klasik usulde uygulama yapılırsa bu her yerden hem tahsil olur hem de çıkar. Kolaylıkla çıkar. Ama kesinlikle klasik usulde malzemeler olması lazım. Evet, orada çıktığı gibi burada da çıkar. O kazımayla da çıkar. Efendim silgiyle de çıkar. Her türlü olabilir ama o kağıt üzerinde bir ahar yoksa çıkmayacaktır. Orada yapışır yani. Onu söyleyeyim ben size. Klasik malzeme olması gerekiyor. Hocam bir şey sorabilir. Siz ben gösterdiğim şeyi gördünüz mü? Evet. Şunu gördünüz mü? Gördüm. Hatırladınız mı? Ha, gördüm. Onu da gördüm. Evet. Çok çok duygulandım. O 1940'lardı değil mi? Ve 35'ler. Hocam 1920 diyelim, daha usturuplu olsun. Yani aşağı yukarı, yani aşağı yukarı, evet. Çok eski tabii. Mamur hocam, Mamur hocam ve öğrencileri beni çağırırdı. Farklı değişik şeyler isterlerdi. Tabii Semih Bey, Mamur Hanım bizim yani kadim dostlarımız. Farklı şeyler isterlerdi. Ben de uygulamaya çalışırdım. Böyle. Evet, şey Mamur hocamızın size bir siparişi vardı. Dönmeli bir yazı istemişti galiba. Aslında siz onu getirmiştiniz ona. Evet. Yani bunlar evet. Da alternatif. Mamur en son bana bir Hilli-i Şerife yaptı. Altınla yazılı Hilli-i Şerife yaptı kenarlarını. Gayet de güzel olmuştu. Evet. Koleksiyona vermiştik onu da. Evet. Evet, sorusu olan yoksa bana, ben dersim vermeyeyim hocam. Yok, estağfurullah hocam. Ne demek? Hocam, iyi akşamlar, bir sorum vardı. Buyurun lütfen. Bu imitasyon varak altında bu miksiyon uygulaması yapılabiliyor mu düzgün bir şekilde hocam? Tabii yapılabiliyor. Sadece onu biraz daha fazla bastıracağız, biraz daha da kurumasını bekleyeceğiz. Tamam. Yani bunu diyelim bir 5 dakikada efendim kuruyor, miksiyonu yapıştırıyorsak öbürünün de işte bir yarım saat bir kuruması lazım. Yani niye o da biraz daha o sert şey değil yani yumuşak değil. Böyle bir hatırlatma daha yapayım arkadaşlar. Şimdi 2 milim üzerine bindiriyorum dedi ya hocamız. Bu 2 milim de olsa, 10 milim de olsa, 1 santim de olsa ekler belli olmuyor. Diğer piyasada satılan miksiyonlarda ekler belli oluyor. Fakat burada belli olmuyor. Niye? Bu miksiyonun doğal olması dolayısıyla ekler belli olmuyor. Hiçbir şekilde belli olmaz. Transfer altınında da belli olmaz. İmitasyon o işte bakır tarzı, işte alüminyum tarzı şeylerde de belli olmaz hiçbir şekilde. Evet. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sizin bir transfer altınla yazdığınız bir Hilye-i Şerife vardı bordo üzerine. Evet. Onun üzerine fiksatif sıktığınızı biliyorum. Evet. Bu mukavemeti arttırmak için mi yoksa tahsihi daha kolay yapabilmenizi mi sağlıyor fiksatif? Şöyle, Hilli-i Şerifeler malum olduğu üzere
Müze İpler tarafından çok kullanılıyor. Yazının üzerine de herhangi bir şey yapıştırmıyorlar. Hani bir geçici olarak bir kağıt yapıştırmıyorlar yazıyı korumak adına. Onun için Müze İbe bu eseri tezin ederken orada bir sürtünme olmasın diye ben bir fiksatif sürdüm. Gomalak tarzında bir fiksatif bu. O zaman da ifade etmiştim. Çok nasıl diyeyim bu eskiden böyle yapardık böyle fıs fıslar vardı ya ilaçlamalar yapardık ağaçlarda. Mesela o tür bir malzemeyle cam şeyi kavanozun içerisine çok sıkıştırılmış bir şekilde gomalak tarzında bir şeyi reçineyi boyarak onu püskürtmüştüm. Ama kesinlikle şey değil. Kimyevi bir madde değil yani. Bu yapılabilir. Mesela diyelim ki koltukların üzerine yaptık. Zift var ya zift. Ziftin normalde tinerle açıyorsunuz. Onu sürüyorsunuz bu altının üzerine. Metalde, camda, ahşapta uyguladığınız zaman o zifti sürüyorsunuz. O bir de eskimtırak bir tat veriyor bunun üzerine ama klasik sanatlarda ahırlı kağıt klasik usulde uyguladığımız zaman da üzerine jelatin sürüyoruz. Onun üzerine ben o fiksatif yerine jelatin sürebilirdim. Onu yapmadım. O öyle bir deneme yaptım. O mesela Gülsüm hocamın az önce göstermiş olduğu ya hafif yazı işte 1945 yılında yapmış olduğum o yazıyı yazının üzerinde fiksatif var. Yani o gomalak tarzında bir ağaç reçinelerinden oluşan bir fiksatif var. Onun üzerinde bir tat var yani. O kağıt aharlıdır. Arkası da önü de aharlıdır. Ben o kağıdı İtalya'da yaptırmıştım. Sonra Hollanda'ya gittim. Hollanda'da bir fabrikada onu yaptırdık. Bayağı almıştık. Bordosu, koyu laciverti, çividi, ondan sonra bordo, siyah, koyu çivit renginde vardı. Bunlar tabii yani kimyevi maddeleri yok bunların. Klasik olması şart. Hocam evet. Bir şey sorabilir miyim? Ben de bir şey sorabilirim. Bana mı? Size de Gülsüm hocam da cevaplayabilir. Fark etmez. Şimdi çok güzel Sadri Bey. Efendim? Sesinizi duymak çok güzel. Hocam sağ olun. Biz mukabele sizi geçmiş görmek olsun. De çok... Sağ olun, çok teşekkür ederim. Elhamdülillah. Derslerin devamını bekliyoruz inşallah. İnşallah. Bu gidişle ben dünyaya transfer yapıştırmayı öğreteceğim en sonunda. Biz keyifli seyrediyoruz vallahi hocam. Yani enteresandır. Gülsüm Hoca'ya 10 dakika anlattım. Tabii Gülsüm Hoca uyguluya ustalaştı. Yo Allah razı Gülsüm olsun hocam. 10 dakika mıydı? 10 dakikaydı değil mi? Vallahi 10 dakika bile durmadı. Siz bana 5 dakikada gösterdiniz her şeyi. Yani şimdi ama Gülsüm Hoca'nın artı tecrübeleri var. Hani bunca yıl tecrübeleri var. Evet. Oraya istinaden hocam tabii bu işi hem erken kavramak hem de nasıl diyeyim uyguluya bu hale geldi. Çok güzel sonuçlar veriyor. Elhamdülillah evet, hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden Sadri de. Sadri Bey buyurun. Hocam şimdi yazının varak aktarımından sonra altından sonra jelatinle parlatabiliyoruz dediniz. Bu gomalak cilayla bu işi hiç denediniz mi? Ahmet Hocam'a da merak ediyorum, soruyorum. Ha yok ben de. Parlatıyoruz demedik. Parlak olan bu altının üzerine herhangi bir işlem yapılabilmesi için üzerine bir tabaka bu jelatini sürüyoruz. O tabakada o evet. Üzerindeki yağı alıyor ve aynı zamanda da bu altın diğer sürme altından biraz daha parlak olduğu için onun da biraz daha matlaştırıyor. Öbür altının seviyesine getiriyor. Koruma sağlıyor aynı zamanda. O da kimyevi bir madde değil. Onu da koruması sağlıyor. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu arada hocam izin verirseniz şunu yapıştırmak istiyorum. Tamam.
Ben arada tabii gördüyseniz saç kurutma makinesiyle kuruttum. Baktım hani uzun sürecek. Çünkü bunun da demek ki kağıdın dokusunu da bilmediğim için sevgili Funda Alay Bey'i hazırladı. Bizim öğrencimizdir kendisi. Şimdi zeminde saç kurutmayla ben hemen kurutmayı yaptım. Ne yapıyoruz efendim? Şu yazıların ben üzerine gelmeyecek şekilde yine kenarlarından şöyle bir mesafe bırakarak efendim altınımı koyuyorum. Ellerimle sabitleyip yine sıvazlayarak bu Allah lafzının elif harfini buradaki alana efendim yapıştırıyorum. Şöyle kaldırdım. Bir sonraki kalan parçada da yine aynı şekilde şöyle yan çevireyim, düzgün bir biçimde olsun. Şuradaki alanda yine 2-3 milim üstüne geçecek şekilde yine aynı alanda sıvazlıyorum. Zaten bakın hemen oradaki alandan kopma yapıyor zaten. Şöyle yaptık. Biraz önce bir soru gördüm arkadaşlar. Efendim üzerine su bazlı vernik sulandırılarak sürülebilir mi? Vernik sürdüğünüz zaman hiçbir boya tutmaz üzerinde arkadaşlar. Vernik kaygan bir materyal. Kapladığınız zaman güzel kaplama yapar. Ama dediğim gibi üzeri tamamen kayganlaşacağı için üzerinde rahat çalışamazsınız. Yine bir arkadaşım dedi ki işte bu emitasyon olan varak, sizde hangi varak var? Şimdi şu anda benim elimdeki Sementa ismindeymiş emitasyon varak. Altın 25 adet demiş. Altın rengi yani sarı renk. Bu suni emitasyon. Ben bunu niye almıştım efendim? Sehpalarımı kapladım. Hani az parlıyordu ev ya. Biraz daha parıldasın varak olsun diye. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle varağı her bir defteri şu gördüğünüz pembe genişliğinde. Ha, şu anda piyasada kadensin falan var. Yani başka varaklar da var. O da olur. Ayarlı bir altın değil zaten normal bildiğiniz. Ölçü olarak da neymiş efendim? 15'e 15 santimlik karelerden oluşuyormuş emitasyon varak. Şimdi altınımızı yaptık. Efendim hemen şöyle yine şu güzel hazine sandığımızı açalım. Efendim, hocam o altının üzerine bir kağıt daha koyup A4 kağıt biraz daha sıvazlamamız gerekiyor yalnız. Ha tabii büyük yazılarda hocam evet. Evet. Yani komple eğer yazı yapılacaksa tabii arkadaşlar şu anda ben sadece bir tane harf çalışıyorum gördüğünüz gibi. Tek harf, biraz önce de tek vav çalışmıştım. Yine tek harf çalışıyorum. Eğer bütün olarak olursa bir sonrakinde bu sefer bütün çalışırız inşallah. Onun da tersine düzüne ne şekilde gideceğini gösteririz size de. Böylelikle şimdi bir elifimizi tamamladık. Şöyle hemen hocam müsaadenizle bir şey katmak istiyorum yine. O elinizde bulunan kaseyi biz Zerefşan'da kullandığımız gibi ezerek sürme altında da kullanabiliyoruz. Aynı zamanda o altının kalın parçalarını tekrar yapıştırmada da kullanabiliyoruz. Hiç hocam denediniz evet, mi hocam? Kullanılabiliyor da ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi varak olarak tek yaprak yapıştırmakla aralarına evet, parça ekleyerek yapıştırma yapıldığı zaman tabii bu birazcık tecrübeyle sabit. Bunu herkes algılayamaz da bizler hani görürüz. Tek varak yapıştığı zaman dümdüz bir altın görüntüsü oluyor. Şöyle yapayım bakın. Düz bir altın evet, görüntüsü oluyor. Diğerinde de düz altın oluyor hocam. Orada da yok, bir orada da yok. Düz ekler oluyor da ben o dokuları görüyorum ama. Hayır. Hocam görüyorum. Orada yapıştırmayı tırnakla üstten o A4 kağıdını oraya koyup tırnakla mühürlediğimiz zaman sallatmadan orada hiçbir tane ek belli olmuyor hocam. Ben onu kullanıyorum. Öyle belli olmak değil hocam. Şimdi evet, altının bir dokusu var ya. Evet. Araya doku girdiği zaman benim tabii işim altın ya hocam. Tesipte evet, komple işim altın. Zeminlerde her yerde altın. O küçücük evet, dokular bile normalinde doku değil onlar. Yani bir ele gelecek, göze gelecek bir şey değil.
daha doğrusu ışıltı kayması diyelim. Ben onları görebiliyorum ya. O yüzden ben mesela o parçaları kullanmayı tercih etmiyorum. Ama mesela ne olabilir? Eğer sülüs bir yazı ya da nesih bir yazı ise harekelerde kullanılabilir, değil mi mesela? Yani ince detaylarda kullanılabilir ama geniş satırda da ben kullanabiliyorum rahatlıkla, herhangi hocam, bir sıkıntı yok. Hocam sizin elinize ben su dökemem, ben daha bir sene yani. Toz olmayacak, bakın toz değil, parçacıklar. Ama hocam bilim yani ben bir senede böyle olduysam iki sene sonra bir daha görüşelim. Tamam, o zaman ben kapatıyorum. Herkese hayırlı bayramlar Allah diliyorum. Allah razı olsun hocam, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar hocam. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün efendim küfi yazımızda birinci elifimizi yaptık. Ben sonra tabii öbür elifimi de yapacağım inşallah. Efendim şöyle hediyelik olan kağıdımızda Rumi'mizi yaptık. Efendim vavamız, elifimiz yapıldı. Yine hediyelik olan diğer bir kağıdımızda tığımızı, hurde, rumi, raleler ve vavamızı yaptık. Efendim bu da diğer arkadaşımızın işiydi. Bu arada size cetvel sürmeyi onun cetvelinin üzerinden gösterdik. Zannediyorum bu akşam da yine sizin için çok güzel, verimli bir akşam olmuştur diyorum. İnşallah hepinize faydalı olabilmişizdir. İnşallah sizlere güzellikleri gösterebilmişizdir. Çok teşekkür ediyorum derse katılımlarınız için ve başından beridir takip ettiğiniz için tabii ki. Çok çok teşekkür ederim. Şöyle efendim karşı kameraya geçelim sizlerle vedalaşmaya. Efendim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Amin. Teşekkür ederiz hocam. İyi bayramlar. Hayır dualarını da olabiliriz hocam. İyi bayramlar hocam. İyi bayramlar hocam. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Güzel, Allah'a emanet olun. Sevdiklerinizle kalın. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Sağlıkla, sıhhatle kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun.